Değil mi? Bayanlarda adet öncesi ağrı ve sancılara karşı. Adet rahatsızlarında. Premenstrual sendrom dediğimiz adet öncesi ağrı, sancısız. Hormon düzenleyici. Avrupalı bunu sadece hayd ekstraktına yapıyor. Ben ne yapıyorum? Bir, hayd ekstrakti var. İki, kadın otu ekstrakti var. Üç, civan perçemi ekstrakti var. Dört, üzüm çekirdeği ekstrakti var. Beş, oğul otu ekstrakti var vesaire vesaire. Yani bizim yapmış olduğumuz Avrupa ve Amerikalılardan da üstün. Karışım yapıyorsunuz o zaman hocam. Öyle rastgele bir karışım değil. Tabii ki özel bir formül. Yani karışım da al onu karıştır bunu karıştır olmaz. Ya hangi şifalı bitkiler hangi rahatsızlıklara hangi oranda karıştırılırsa etkili olur. Mesela 19 bitki dedim ya, 19 bitki ekstraktı. Bazısı nanogram, bazısı miligram, bazısı gram. Ayarını bileceksin. Peki hocam, geçen haftadan sevgili seyircilerimizden sorularımız vardı. Kolesterolle, karaciğer yağlanması ile ilgili. Bunlardan da bahsedelim. Kolesterol neden olur? Bağırsaklardan gelen toksik maddeyi karaciğer arıtmaya çalışır. Bir insan, dedim ya biraz önce, yanlış beslenme, 3 beyaz, 3 siyah ve kimyasal ilaçlar. Tabii sigara, alkol de var. Alkol kullanmış vatandaşın karaciğeri ne olur? Kullanan yağlanır. Yavaş yavaş iflas eder. Siroza dönüşür. Dikkat etmezse alkol kullan. Fakat alkol kullanmanın da karaciğeri yağlanır. Neden? Çünkü ilaç kullanmış. Antibiyotik, antidepresan, antihistaminik vesaire vesaire. Kullanmış olduğu kimyasal ilaçlar ne yapıyor? Bağırsaktaki faydalı bakteriyi yok ediyor. Rastgele atıyor leblebi gibi, leblebi gibi. Ama ne olur? Bağırsaktaki bakterilerin %99'u faydalı. Bunlar neye yarıyor? Vitamin üretiyor. Siz faydalı bakteriyi yok ediyorsunuz. Tehlikeli mantarlar yerleşiyor. Hocam bir telefonumuz var. Tehlikeli mantarlar da bir saniye. Tehlikeli mantarlar ne yapıyor? Toksik madde üretiyor. Zehirli gazlar, zehirli alkoller. Bu toksik maddeler de karaciğeri zehirliyor. Karaciğer yağlanmasının sebebi %95 bağırsaktaki mantarlardan kaynaklanıyor. Bir canlı yayın telefonumuz var hocam. Buyurun. Alo, iyi günler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Hocamız sizi dinliyor. Ben hocama şu soruyu soracaktım. Tabii, buyurun Sinan Bey. MS hastası. MS hastası Antalya'dan Sinan Bey. Evet, size. Merhaba hocam, iyi akşamlar. Hürmetler. Tansiyon, kolesterol var mı? Hayır hocam, hiçbir şey yok. Şu anda 12 yıldır MS hastası. Kaç yaşında? 44 yaşında. Şimdi MS hastasında sinirlerin etrafındaki lipitte çözülme oluyor. Bu nedenle böyle bir problem oluşuyor. Haberleşme problemi doğuyor. İksir, aloe vera jel. İksir, aloe vera jel. İksir, aloe vera jel. İksir, aloe vera jel, sarı kantaron forte, sinir lot forte, damar çayı, enfeksiyon çayı. 6 hafta kullandıktan sonra beni arıyorsunuz. Konuşuyoruz, görüşüyoruz. Gelişmeleri. Çünkü çok ağır bir rahatsızlık bu. Böyle çok ağır bir hasta vardı Ümraniye'de. Eskisine göre durumu 3 ay kullandıktan sonra çok çok iyileşti. Ama sizin durumunuz ne kadar ağır onu bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. En az 2 ay kullanacaksınız ki ondan sonra şimdiki durumunuzla o günkü durumunuzu karşılaştıralım. Kesin iyileştiririz, şunu yaparız, bunu yaparız demek yanlış. Yani bu durumla, şimdiki durumunuzla 2 ay sonraki durumunuzu karşılaştırabilmek için 2 ay kullanmanız ve aradaki gelişmeleri takip etmemiz, raporlarınızı incelemek gerekir. Sinan Bey, teşekkür ediyoruz. Soruların cevaplarını aldı. Arkadaşlarımız yardımcı olacaklar. Hocam, hocamdan hangi ilaçları kullanacağını tam anlayamadım da. Sinan Bey, Reci'deki arkadaşlarımız yardımcı olacaklar size. Görüşeceğiz inşallah. Yarın görüşürüz.